FUT dediğimiz foliküler unit transplantation neden özellikle yapılmıyor ya da neden biz tercih etmiyoruz? Bu şu anda Amerika'da çok yaygın bir şekilde kullanılan bir teknik. Fakat ben çok invaziv bir teknik olduğunu düşünüyorum. İnvaziv bir extraction olduğunu düşünüyorum. O yüzden çok önermiyorum. Hatta hiç önermiyorum ve yapmıyorum zaten, uygulamıyorum. Şimdi neden? Neden foliküler unit extraction yani FUE kullanılıyor da FUT kullanmıyoruz? Şimdi birçok sebebi var. Birazcık değinmek gerekirse FUE'de iyileşme süresi daha kısa, FUT'ta daha uzun. Özellikle FUE'de minimal skarlar oluşabilir. Çok yakından baktığınız zaman gözükür. Çünkü pancın boyutu kadar ancak skar oluşur. O da 0.8-0.9 mm boyutlarında. Fakat FUT'ta ise bildiğiniz skar oluşur. Lineer bir hat şeklinde, çizgi şeklinde gözükür arka taraftan. Ki zaten FUT operasyonu yaptı, FUT tekniğiyle işlem yapılan hastalar ilerleyen süreçlerde biz oraya FUT scar restoration yani o FUT scarını üzerine saç ekiyoruz. O şekilde bir düzeltme operasyonu yapılıyor. Şimdi FUT'ta 2000 grafte kadar yani az graft toplanır. FUE'de ise daha fazla graft toplama şansınız var. Ondan sonra operasyon, cerrahi operasyon FUT'ta bir tık daha az olur. Çünkü şundan ötürü daha az olur. Az graft çıkıyor zaten. Şimdi FUE yüksek graft, yani bu yüksekten kastım 4000-5000 graft çıkabilir ama şeyde FUT'ta 2000 grafte kadar maksimum. Çünkü alan çok fazla geniş, kesemezsiniz. Az bir alan kesersiniz. Kestiğiniz alanı da şu şekilde çıkartıp üzerinden tek tek alacaksınız kese kese. Şimdi FUT'ta tıraşlanmaya gerek yok. Oradan zaten sadece yama şeklinde orayı alıp çıkartıyorsun. Ama çok invaziv bir işlem. Yani bildiğiniz derinizi, scalp dokunuzu şöyle kesip dışarı çıkartıyorsunuz. Bu şekilde işlem yapılıyor. Oradan sonra iki deriyi oradan birleştiriyorsunuz. Kafanız açık kalmasın diye. Şimdi bir scalp dokusu geriliyor burada. İyileşmesi için mutlaka orada scar dokusu oluşuyor. Ve scar dokusu minimum bu şekilde oluşur. Niye? Çünkü geriliyor. Deri geriliyor. Ondan sonra yani sonuç olarak Türkiye'de özellikle İstanbul'da biz kesinlikle bu işlemi yapmıyoruz. Yani ben yapmıyorum ve görmedim de. Yapan belki birkaç klinik varsa vardır. Yoksa çok invaziv bir işlem olduğu için gerek yok. Yani bunun basit bir şekilde FUE'si minimal scar bırakan şekliyle çok minimal, çok yani gözle görülemeyecek şekilde minimal. İyice yaklaşmanız lazım ki anca görebilirsiniz. Çok minimal çünkü. Saç uzadığı zaman kapatır ama FUT'ta öyle bir şansınız yok. Saç uzasa bile gözüküyor. Çünkü ben hep FUT hastalarının daha sonrasında hocam buraya düzeltebilir miyiz? Buraya bir saç ekelim. Bu scar gözükmesin diye geldiğini gördüm. O zaman bize avantajı ne ki bunun? Bir scar oluşuyor koskocaman çok bariz. Az graft çıkıyor. Bizim graft ihtiyacımız var. Ve benzeri yani iyileşme süreci zaten kötü. Orada daha fazla bir ağrı hissediliyor. Daha büyük bir yara izi var. Ve benzeri sebeplerden dolayı FUT kesinlikle şu günümüz şartlarında tercih edilecek bir teknik değil. Kendim yaptırmak istesem o operasyonu, saç ekimini kesinlikle FUE'yi tercih ederim. Ki FUE her iki bunların alt tabanında FUE var. Yani follicular unit extraction. Tüm saç toplama mekanizmasını FUE ile yapılıyor. FUE aslında işlemin adı, tekniğin adı değil. Şimdi DHI bir tekniktir ama insanlar FUE diye FUE'yi de bir teknik olarak düşünüyorlar. Fakat DHI'nin içerisinde de FUE var. Yani toplama işlemine FUE deniyor komple. Aslında toplama işlemi iki çeşitli. Bir FUT, bir FUE. FUT önermiyorum, tavsiye etmiyorum söylediğim sebeplerden dolayı. Yani toplama işleminin yapıldığı tek işlem FUE kalıyor. Ama insanlar teknik olarak da bunu benimsemişler. Aynı anda kanalı açan tekniğe DHI deniyor. Kanal açılıp saç ekiliyorsa DHI. Ama önce kanalı açıp ya da sonra kanalı açıp sonra içerisine saçları tek tek koyma işlemi FUE diye adlandırılıyor. Aslında bu insanların bu şekilde algısından dolayı daha basit bir şekilde anlaşılır olması için söylenmiş bir kelime. Yoksa FUE her iki işlem için tüm artık gold standart diyebiliriz, altın standart diyebiliriz. Saç ekim cerrahisinde saç toplama işleminin
adına FUE deniyor. Yani bu bir altın standarttır